Herkese merhabalar. Dark Souls evrenindeki yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Majula'dayız. Bir önceki bölümümüz başlangıç rehberi niteliğinde olmuştu. Gördüğünüz gibi artık dosta güven, düşmana korku salan boyumuzdan büyük bir kılıcımız var. Normalde ileriki bölümlerde alabilirdik aslında bu kılıcı ama ben hemen oyunun başında bu kılıçla başlayıp hikayede ilerlemek istiyorum. Dark Souls 1 ve Dark Souls 3'te hatta Elden Ring'de de Ultra Greatsword'lar çok yavaş ama Dark Souls 2'de durum böyle değil. Great Shield'lar da çok kullanışlı, Ultra Greatsword'lar da çok hızlı değiller ama yeteri kadar hızlılar. Ayrıca movesetleri de çok iyi. Tek elli tuttuğunuzda, tabi şu an biz STR'miz yetmediği için bir damage görmüyoruz. Çok geniş bir alana, özellikle kalabalık düşmanlara hedefsiz bir şekilde saldırabiliriz. Gördüğünüz gibi iki elle aldığımızda da ve ağır saldırılarımızda da R2 ile yaptığımız dar alanlarda özellikle gayet etkili bir saldırımız var. Yeri geldiğinde Great Shield alıp bir tane bossların karşısına çıkacağız. Yeri geldiğinizde de bölümlerde ilerlerken silahımızı iki elimize alıp bölümden bölüme koşacağız. Şimdi hemen hikayemize giriş yapalım ama ondan önce birinci bölümde de söylediğim gibi biraz hikayeyle ilgili şikayetim olacak. Şöyle ki Amber Herald bize bir önceki bölümde, yani Firekeeper'ımız demişti ki kralı ara. Kralı ormanın derinliklerinde kalesinde bulabilirsin. Ama onun karşısına çıkmadan önce ruhunu güçlendirmen gerekir. Bu yüzden 4 kaybolmuşu, 4 büyük ruhu elde etmek zorundasın. Crestfallen Warrior'umuz da bize dedi ki Majula'dan gidebileceğin 4 yön var. Her yön bir büyük Lord Soul'una çıkıyor. Şimdi From Software'ın oyunların hepsinde ana hikayede belli bir seviyeye gelene kadar size hep verilen bir görev var. Yok işte 4 büyük ruhu katlet, 4 büyük lordu, tanrıyı öldür, işte Nito'yu, Aizel cadısını. Dark Souls 3'te de böyle. Ondan sonra da ana villain'ın peşinden gidiyorsunuz. Ama maalesef ki Dark Souls 2'de eksik olan bir şey var diğer iki oyuna göre. Diğer iki oyunun iyi yaptığı şeylerden biri, siz ana hikayede bölümden bölüme, boss'tan boss'a ilerleyip katliamdan katliama koşarken ekstra yanınızda karşınıza çıkan NPC'lerin, yan karakterlerin, yan görevleri, hikayeleri hikayeyi süslüyor ve renk katıyordu. Mesela Aizel cadısına giderken Coelana ile karşılaşmasaydık onların hikayelerini doğru düzgün öğrenemeyecektik. Coelana'nın vicdan azabını anlayamayacaktık. Solaire bir arayış içerisindeydi mesela. Zygmire macera peşindeydi. Big Head Logan bilginin, araştırmalarının peşindeydi. Biz her büyük boss'a giderken mutlaka bize eşlik eden bir NPC vardı. Gerçek hayatta da böyledir. Sizin gayeniz, amacınız ne kadar büyük, ne kadar önemli olursa olsun, diğer insanların başka yolları, başka kaderleri vardır ve onları yaşarlar. Biz ana hikayede ilerlerken arka planda bu hikayelerin akması gerçekten arkada akan bir yaşayan dünya hissi veriyordu bize diğer oyunlarda ama maalesef ki Dark Souls 2'de bu yok. Sizlere bir mekanikten bahsetmek istiyorum. Sağ üstte 22.610 yazıyor. Bu Soul Memory sayımız. Yani oyun boyunca elde ettiğimiz bütün soul'lar buraya işlenecek. Bu aynı zamanda bir rank sistemi. Online tarafı bizi ilgilendirmiyor. Şimdi bunlar spoiler değil. Buradan ilerlediğimizde Lost Sinner'a ulaşacağız. 4 büyük ruhtan biri. Buradan kralın kalesine gittiğimiz gibi başka bir yoldan da Duke Deer Freja'ya ilerliyoruz. Aşağı indiğimizde Rattan'la karşılaşıyoruz. Buradan Graceward'u aldığımız yerden Lost Sinner'a ekstra bir yol var. Sol tarafa da dönersek Lysia ile tanışmıştık. O bize sol tarafa gönderecek. O kapıyı açacak. Old Iron King'e gideceğiz. Bu bosslara ilerlerken bize eşlik edebilecek NPC'ler olacak ama bu bosslarla ilgili hikayeleri sadece boss soul'larından ve boss soul'larından elde edebileceğimiz silahlardan öğrenebileceğiz. Onun dışında bazı DLC'lerde değinilse de bu 4 büyük yaratığı öldürdükten sonra onlarla ilgili hiçbir şeyi hatırlamayacağız ve hiç önemsemeyeceğiz.
Çünkü onları oyun bize hikayesini anlatmıyor ve önemsememizi de istemiyor belki de. Bu bence kötü. Çünkü tahmini 22-23 bölüm sürecek. Ana hikaye DLC'ler hariç. Yaklaşık 13-14 bölümü bu 4 büyük ruhu aramakla geçecek. Bu kadar ana hikayede yer kaplayan karakterleri keşke biraz daha anlatsaydı. Yan karakterlerle ve onların hikayeleriyle biraz daha süsleseydi. Bence daha iyi olabilirdi. Öbür türlü dediğim gibi ana villain yani Lord Vendrick. Lord Vendrick'e ulaşana kadar maalesef ki onları öldürmemizin dünyada bizim oyun dünyamızda çok fazla önemli bir yeri olmayacak. Asıl amaç da şu. Ablamızın da söylediği gibi Kral Vendrick'in yanına gittiğimizde güçlü bir ruha sahip olmamız gerekiyor. Yani soul memory sayımızın çok yüksek olması gerekiyor ki krala ulaşabilelim. Onun kapısını açabilelim. Speedruncılar ve oyunu hızlı bir şekilde bitirmek isteyen arkadaşlarım mesela Rotten'a inip en kolay kesilebilen Rotten çünkü 4-5 tane bonfire estetik basıp defalarca kendisini kesip direkt o yeterli soul sayısını elde edebiliyor. Bu da bir ekstra bilgi. Oyunun bu yanı bence kötü, eksik sıkıntılarından biri. Ama tabii ki sizin için çok önemli olmayabilir. Şimdi devam edelim hikayeye. Ama şunu da sizlere söylemek istiyorum. Diğer oyunlarda da olduğu gibi From Software'ın oyunlarının hepsinin sonları farklıdır. İstediğiniz sonda oyunu bitirebilirsiniz. Yeteri kadar tatmin edip etmemesi size kalmış bir şey. Ama beni en çok tatmin eden son Dark Souls 2'ye ait özellikle DLC'leri de oynadığımızda seçeceğimiz seçenek sizi o kadar tatmin edecek ki diyeceksiniz gerçekten oyunun sonu bu olmalı diyeceksiniz ve bu olacak. Diğerlerinde maalesef bu da mesela biraz muallakta. Dark Souls 1'de mesela Framp'te güvenseniz, ateşi yaksanız o da bize yalan söylüyordu ve hiçbir işe yaramıyordu. Kalta güvenseniz karanlığın insanlara ne yaptığını gördük. İki ucu boklu değnek. Ama Dark Souls 2'de öyle değil. Dark Souls 2 gayet tatmin edici güzel bir sonu var. Bunu size vaat ediyorum. Ve ıs kesmeden artık bölüme başlayalım. Bu arada sizlere sadece şu iki eşyayı açıklamak istiyorum. Önce bir Divine Blessing'i okuyalım. Kutsal su ilahi bir kutsama ile donatılmıştır. İyileştirir ve HP tamamen geri yükler. Kadim bir tanrıça tarafından kutsanmış su. Kadim tanrıcayı hatırlarsanız Lord Gwyn'in kızı Gwynwyr. Adı uzun zaman önce unutuldu ve Melfia artık Windheim'dan başka yeni bir okulumuz da var bu devirde. Melfia'nın Seer Akademisi onun varlığını bile reddediyor diyor Gwynwyr'ın. Ama aslında öyle biri var. Her yaşta mantığı görmeyi reddedenler olabilir. Gerçeği çarpıtan da onların müdahalesidir diyor. Burada da gayet eşya bize açıklıyor. Gerçeği çarpıtıyorlar çünkü Gwynwyr diye biri var. Buradaki sandığı açıyoruz. Rastsız coin olması lazım. Aynen. Bu arada bir yandan Elden Ring oynadığım için Elden Ring'de ben Xbox Gamepad'de oynuyorum. Etkileşime eşyalarla Y ile geçiyorsunuz. Ama burada X yani A tuşu. O yüzden arada bir şaşırsam şimdiden söyleyeyim kusura bakmayın. Amber Harp bu arada Dark Souls 1'de hatırlarsınız ki bu büyüleri kullanım sayımız vardı. Büyüler bittiği zaman Bonfire'da oturup yenilemeniz gerekiyordu. Ama Dark Souls 2'de artık bu değişti. Şimdi büyü slotlarını hatırlarsınız artık fazladan büyü slotlarına ekstra aynı büyüyü bir daha koyduğunuzda büyü sayısı artıyor. Mesela Dark Orb 20 kullanım sayısı varsa 2 tane Dark Orb koyduğunuzda aynı büyüden bulduğunuzda büyü kullanım sayısı 40'a çıkıyor. Ve bittiği zaman mesela boss'a gireceksiniz ve geri dönmek bir daha oraları oynamak istemiyorsunuz. Direkt Amber Harp basıp şeylerinizi yenileyebilirsiniz. Tabi belli sayıda. Şimdi buradan Human Efeci aldık ama New Game Plus'ta burada 5 tane Human Efeci çıkıyor. Ben size sınırsız sayıda Bonfire estetik kasmayı göstereceğim. Ondan sonra buraya gelip mesela Human Efeci farmlayabilirsiniz. Şimdi şuradan karşıya atlayalım. Burada alabileceğimiz hem Homeward Bomb var hem de patlatabileceğimiz bir soul var. Özür dilerim şuraya bir Homeward Bomb koyayım. Şu an elde ettiğimiz soulları patlatmayın. Çünkü bir anahtar almamız gerekiyor. Demircin anahtarı bizim için çok önemli. Önce onu elde edeceğiz. Bu deve de bu arada asla bulaşmayın.
Bu arkamızdan geleni öldürelim. Güzel tek atıyoruz. Hele bir de demircinin anahtarını aldıktan sonra bölümün sonunda artı 4 yaparsak bizim için çok güzel olacak. Şimdi devam edelim. Karşıda bonfire var. Kullanmayacağız ama açalım. Bu arada o dediğim bonfire estetik kasıp human effigy kasmak için gerekli olan bonfire bu. Bu bonfire'ı bonfire estetik bastığınızda o human effigy yenilenecek. Çünkü ahşap bir takta. Metal sandıklar yenilenmiyor biliyorsunuz. Sadece ahşaplar. Stamina kontrolüne çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü Grace Ward çok stamina yiyor. Şu an için de bizim staminamız çok düşük. Görüyorsunuz endurance'ımız 6. Onu geliştireceğiz. Endurance ve vitality'ye önem vereceğiz ama önceliğimiz tabii ki şu an yeteri sayıda vigor geliştirdikten sonra, canımızı geliştirdikten sonra straight'imizde yükleneceğiz. Bir 30-40 yaparız. Çünkü bir an önce tek elle kullanmamız lazım. Çoklu düşman geldiğinde onları öldürmemiz için tek elle saldırmamız lazım Grace Ward'la. Ondan sonra Endurance ve Vitality'ye yüklenip hem zırh giymeye başlayacağız. Daha güzel zırhlar. Bu arada bir sonraki bölümde çok güzel bir zırh seti, oyunun sonuna kadar kullanabileceğiniz bir zırh seti elde edeceğiz. Hem de şöyle bir yukarı çıkalım. Staminamız arttığı için Grace Ward'u gayet rahat kullanabileceğiz. Şimdi burada yerde yatan bir sürü yaratık var. Undead, yani Hollow arkadaş var. Onlara dikkatli yanaşın. Bu eşyalara, gördüğünüz eşyalara yanaşırken siz, onlar kalkıp sizi öldürebilirler. İki kişi araya aldıklarında böyle abuk subuk komboları var. Şöyle bir backstep yapalım. Backstep gördüğünüz gibi şekilli. Dark Souls 3'te eski Dark Souls 1 haline geri dönüyor. Yukarıdan size firebomb atan bir arkadaş var. Önce bunları temizleyelim, sonra onun gidip icabına bakacağız. Seninle konuşacağız. Yanlış tarafa. İkiniz de nasıl aynı anda kalkan çektiniz? Güzel. Devam edelim. Şu an Esus kullanıyorum ama ana can yenileme eşyamız aslında large gemler olacak. Şu an bu bölümde tanıştığımız bir hanımefendi sayesinde Majula'ya onu yollayınca life gem'i sınırsız bir şekilde alabileceğiz. Ama şu an için sınırlı sayıda var. O yüzden dikkatli kullanın. Bosslarda çünkü Estus çok kullanışlı değil maalesef ki. Sinir edebiliyorlar. Çok yavaş çünkü. Seni unuttuk. Güzel. Her şey kırık bir kılıç için. Şurada bir arkadaşımız var. Onu öldürelim. Green Blossom. Aynı şekilde stamina yenileme hızını arttırıyor. Şimdi şurada bir atlayışımız var. O yüzden canınızın full olmasına dikkat edin. Yoksa aşağı düşerseniz ölebilirsiniz. Güzel, patlatabileceğimiz bir sol. Çok kullanmasak da bir bıçak. Estus'u kullanalım. Life gem dursun. Şimdi yukarı çıkalım. Şu bize habire bomba atan arkadaşı bir selamlayalım. Hem orada alabileceğimiz eşyalar var. Yukarıdan bir arkadaş gelecek. Merdiven çıkmamızı ilk başta engelleyecek. O bir gelsin. Gel hadi. Sen bizim Grace Ward'umuza daha tanışmamışsın. Devam edelim. Şurada kenardan alabileceğimiz bir eşya var. Firebomb ver be. Vermedi. Yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan karşıya atlayıp en son solumuzda alıyoruz. Sonra biraz amelilik yapıp geri dönüyoruz. Aşağı atlayabilirsiniz ama boşuna canımız gitmesin.
Devam edelim. Bu bölümde bu arada ekstra bir sonraki bölümde karşılaşacağımız boss'la da tanışıyoruz. Kendisi kapışabileceğimiz bir şekilde geliyor. Ama biz onunla şu an için savaşmayacağız. Daha sonrasında 3. bölümde asıl karşılaşmamız gereken yerde karşılaşacağız. Şimdi devam edelim. Burada bir şey var mıydı? Pardon. Şimdi buradan ilerlerseniz sağ tarafta sizi bir arkadaş bekliyor. Buradan da iki kişi var ama. Ya keşke silahımızı yatay bir şekilde kullanabilseydik. O yüzden dikkatli bir şekilde hemen hızlı hızlı bu ikisini halledip hasar almadan rahatça takılabilirsiniz. Hemen solda kendisi. Şurada da alabileceğimiz bir eşya var. Güzel. Yani çok kullanacağım bir şey değil ama. Crossbowlar için ok. Tüh. Sen dönmeyecektin ya. Niye hemen döndün? Şimdi ileride bir arkadaş var. Hemen sağda da bizi bekleyen bu firebomb atan şövalyelerden var. Dikkat edin. Ops. Ya ben seni saldırdım, atlattım. İşte bahsettiğim bu hitbox olayı bu. Ölür müsün? Saldırılarını bazen atlatsanız bile maalesef ki bir şekilde hasar alıyorsunuz. Şimdi yukarıda bize ok atan bir arkadaş var. Tam tepemizde de yine bomba atan bu pusu kurmuş arkadaşlardan var. Ve yukarıdan da bu arada ok geliyor. Dikkat edin o yüzden. Ops. Gel bakalım. Bir şey vermedi. Şurada alabileceğimiz bir eşya var. Bu kalkan özellikle önemli. Güzel peri yapabiliyor. Tam peri kalkanı. PvP'lerde falan çok kullanılıyor. Şuradaki eşyaya hemen gitmeyin. Dikkatli olun. Hemen sağında bir tane arkadaşımız bizi bekliyor pusuda. Kendisi çıktı. Üçüncü bölümde karşılaşacağımız, bu bölümde de aslında kendisini tanıyacağımız boss'a peri atabiliyoruz. Hatta peri atmak çok önemli. Eğlenceli bir boss fight. Biraz zor, sıkıntılı, alışmadıysanız sorun yaşayabilirsiniz ama gerçekten eğlenceli bir boss fight. Şimdi bahsettiğim hanımefendi bu. Bize sınırsız life gems atacak ama ondan önemlisi demircimizin anahtarı da bu hanımefendide. Şimdi gidelim. Önce bir yukarı çıkalım. Yukarıları bir temizleyelim. Ondan sonra hanımefendiyle de konuşuruz. Keşke life gem basmasaydım. Neyse. Şimdi bu kapıyı açamıyoruz. Görüyorsunuz. Ama harabi bir halde. Şöyle saldırarak bu kapıyı kırabilirsiniz. Ama Crystal Lizard'ın olduğunu unutmayın. Ona göre staminanızı ayarlayın. Greatsword Crystal Lizard'lar için çok kullanışlı. Yoksa Crystal Lizard'lar hemen kaybolabiliyor bu oyunda. Kas kaldık. Burada çok önemli bir şey yok. Bundan başka. Life Gem'in büyük boy versiyonu. Şimdi sol tarafta bir arkadaş var. Yerde yatıyor ama siz bu sandığa ilerlerken o kalkacak. Sandıkta da online multiplayer'da kullanabileceğiniz bir eşya var. Bizim çok multiplayer'le bir işimiz yok. Ama şuradan aşağı düşerken şu dala denk getirirseniz, umarım ben yaparım, alabileceğiniz bir Divine Blessing var. Aldık. Şimdi ablayla konuşabiliriz artık. Bir şey al. Herhangi bir şey. Gel şimdi. Yaşlı bir kadına yardım et ve bir şeyler al. Pis pis gülüyor. Konuşalım bakalım. Benim adım Malentia. Bu topraklara yabancı mısın? Bugünlerde tek elde ettiğimiz yabancılar. Herkes gitti ve kaçtı. Dragon Lake çok uzun zamandır
uzun zaman önce yapılan savaştan beri bir moloz yığını diyor. Devler Denizi geçtiğinden beri. Devler Denizi geçmiş. Savaşlar hiç bitmeyecek gibiydi. Benim gibi zavallıların yatacak yeri yoktu. Bu yüzden her şeyi yanımda tutuyorum. Hafif seyahat edebilirsin. Ama bence kendi yükünü taşıyorsan diyor. Bu ağaçların devlerin kalıntılarında büyüdüğünü söylüyorlar. Her karkastan yeni bir hayat filizlendi. Şimdi gördüğümüz şeylere dönüştü. Ama ne derler bilirsiniz diyor. Yaşlı bir cadının söylediklerine inanmayın. Evet diyor. Şimdi eşyaları al. Şimdi bizim için çok önemli dediğim gibi bir eşya satıyor. Bunları büyü büyü. Bunları zırhları boş verin. Anahtar. Majulalı demirci Leningrast'ın anahtarı. Sürgünler diyarı Majula, Leningrast'ın bir atölyeye dönüştürdüğü terk edilmiş eski evlerden oluşuyor. Hatırlarsanız demircimiz eşyalarını yerleştirmiş, dışarı çıktığında da biri kapıyı kilitleyip eşyalarını içeride bırakıp çıkıp gitmiş. Kendisi de maalesef ki çalışamıyordu, dışarıda üzgün ağlıyordu. Şimdi bunu satın alalım. O yüzden soğularınızı harcamayı dedim. Brightbuck bizim için çok önemli. Özellikle DLC'lerde gittiğimizde bosslarda atağımızı falan arttırdığı için, bu arada bunu kullandığınızda Pangrezin kullanamıyorsunuz. Çok işimize yarıyor. Ama her büyük Lord Soul'unu bulduğunuzda, elde ettiğinizde, mesela şu an 3 stokla satılıyor. 6000 Soul'a. Siz bunu aldığınızda yeni bir Lord Soul'u elde ettiğinizde bu stok tekrar sıfırlanacak ama daha pahalı bir şekilde geri gelecek, haberiniz olsun. Şu an için ihtiyacımız yok. Şu an mesela 10 tane satıyor Life Chain'i ama Majula'ya gittiğinde bu boss'u kestiğimizde sınırsız bir şekilde oyunun sonuna kadar alabilirsiniz. Ayrıca oyunun başında yeteri kadar kendisinden alışveriş yaptığınızda da bize ilk oyundan da hatırlayacağınız gibi bir yüzük veriyor, gümüş yüzük. O gümüş yüzük de kazandığımız Lord Soul sayısını arttırıyor. Şimdi Branch of Yore'dan size bahsetmiştim. Oyunun başında tutorial kısmında bir alabileceğimiz Estus Flask şart vardı ama önünde yolu kapatan heykele dönüşmüş bir asker vardı. O askeri normal insana döndürebilmeniz için bu eşyayı kullanabilirsiniz demiştim. Ama oyunun başında açmamız gereken daha elzem yerler var. Direkt mesela bir bölümü kapatan heykel var. Onu kurtarmalıyız. O yüzden mesela bu hanımefendiden bunu alacağız ama hemen kullanmayacağız. Maalesef ki Estus Flask şartlar biraz bekleyebilir. Hatta Grace Ward'u almaya giderken birinci bölümde sol tarafta bir taşlaşmış daha asker vardı. Onu da çözerseniz mesela alabileceğiniz bir Estus şart var ama Estus'a çok fazla gerek yok çünkü Life Gem'ler var. Onun yerine direkt gidebileceğiniz bölümleri açabiliriz. Ama burada yeni bir eşya ile tanışıyoruz. Parak Luckstone. Oyunda bir böyle aslan kafası gibi yerler var, ağzı açık. Oralara bu taşları yerleştiriyorsunuz. Bazen canınızı yerebileceğiniz, yenileyebileceğiniz bir havuz oluyor. Bazen sizi zehirleyebilecek bir tuzak oluyor. Ama genelde yeni bir bölüme geçmek için aynı şekilde ya da bir eşyayı saklayan, bir sandığı saklayan odayı açmak için bu eşyayı kullanıyorsunuz. Oyunda açabileceğiniz, kullanabileceğiniz bir sürü yer var ama bunların sayısı sınırlı. O yüzden ben size açmanız gereken yerleri göstereceğim. Onun dışında Fuzuli'yi bence kullanmayın. Tabii ki keşfetmek isterseniz kendiniz oynarsınız, siz bilirsiniz ama eğer beni izliyorsanız açtığım yerleri açmaya özen gösterin. Onun dışında Fuzuli'yi kullanmayın. Mesela bir bölüme gideceğiz, yüzlerce belki de açabileceğiniz yer var ama çoğu tuzak ya da boş beleş eşyalar. O yüzden dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim. Bu bölümde de bunu alırsak iyi olacak ama neyse şimdilik dursun. Belki bölüm içerisinde elde edersek çok fazla gerek duymayız. Şimdi kendisiyle bir konuşalım. Majula'ya gidecek diye hatırlıyorum. Daha gitmeyecek. Bir boss'u keselim ondan sonra tekrar konuşuruz. Şimdi gitmemiz gereken yer burası ama aşağıda temizleyebileceğimiz bir alan var. Önce o alanı bir temizleyelim. Şimdi bu arkadaş da arkamızdan gelecek, o yüzden onu bir öldürelim. Aa pardon ya, bonfire'da oturmadık. Bonfire'da oturalım. Hatta Majula'ya gidelim.
Majula'ya gidelim. Şeyimizi kurtaralım. Kurtaralım diyorum. Demircimizin kapısını açalım. Alabilirsek bir de level alırız. Silahımızda en az 2 seviye geliştiririz. Crystal Lizard öldük çünkü 2 tane şey aldık. Bu arada burada işimize yarayacak bir shortbow var. Bunu geliştiririz. Böyle uzaktan düşmanları çekmek için kullanabiliriz. Önce bir bonfire'da oturalım. Beyefendi bir... Pardon. Önce bir kendisiyle konuşalım. Bakalım bir şey anlatacak mı? Doğası ona. Evet, çok iyi. Artık işe başlayabilirim. Ama önce ayarlamama izin ver. Daha sonra tekrar gel diyor. Gidelim bir bonfire'da oturalım. İşe başlayınca konuşacaktı bizle. Pardon, unuttum. Şimdi gidelim kendisiyle konuşalım. Bu arada solları da patlatalım. Hayır. Bazı yaratıkları çünkü tekte alamıyoruz. Tekte alalım. Overpower olmak istiyorum. Sen geri çekil. Bu tehlikeli bir iş. Adım Lenigrast. Sadece basit bir demirciyim. Ve sen başka bir işe yaramaz gezgin. Bir adam ayakları yere sağlam basmış olarak çalışmalıdır diyor. Siz çapkın serseriler gibi ortalıkta dolaşmayın diyor. Ah, ne fark eder ki? Hadi göster bakalım neyin var. Ekipmanın, bakmama izin ver. Ama çabuk yap. Kendisiyle konuşmaya devam ettiğimizde bir kelime kullanacak. Drat. Drat, Allah'ın cezası tarzında bir argo kelime. Aynen. Allah'ın cezası, sen benim pervasız kızımdan da betersin. Tüm hayatını gezgin olarak geçirme, duydun mu? Ekipmanını onarmak ve geliştirmek için ruhlara ihtiyacımız olacak. Ben sadece demirciliği bilirim. Ama ruhları başka birçok kullanımı olabilir diyor. Ruhunu diyor gereksiz ıvır zıvırlarla harcama. Ekipman nadir bulunan cevher taşı ile güçlendirilebilir. Ama diyor böyle bir taş kolay kolay gelmeyecek. Kızım diyor taşları biliyor. Ama her zaman ortalıkta diyor zıplıyor. Şimdi seyahatlerin için bir zamanın var. Ama dünyayı sonsuza kadar dolaşamazsın. Senin bile evde bekleyen biri olmalı diyor. Sanırım kendisi kızıyla bizim aramızı yapmaya çalışıyor. Aynen, her şeyleri tekrarlıyor. Şimdi silah, basit silahları satıyor. Ama önemli olan tabii ki Titanite Shard da satıyor. Silahlarımız kırıldığı zaman yok olmuyorlar. Gelip burada repair yapabiliyoruz. Yüzüklerimiz çok kırılacak oyunda, emin olun. Özellikle bir bölüme geldiğimizde. Gelip buradan geliştirebilirsiniz. Pardon, kurtarabilirsiniz. Şimdi Titanite Shard'la geliştirelim. İki tane eksik. Yetmeyecek. Olmadı bir aşağıyı temizleriz, sonra tekrar geliriz. Artı 3 yaparız. Çünkü artı 3'ten sonra artık Titanite Shard'la işimiz bitecek. Ondan sonra da Large Titanite aramaya başlayacağız. Bu bölümde de sanki bir tane elde ediyorduk. İzninizle su içeyim. Şimdi şurayı patlatabiliyoruz. Pardon. Buraya bomba atarak patlatabiliyoruz. Arkada yüklü variller var ve bu bize şey olacak. Kısa yol olacak. Ama tabii ki şu an fire bombumuz yok. Şu arkadaşı öldürün. Yoksa sizin peşinizden geliyor. Önce şu aşağıya gidelim. Gerçi şu adamdan farmlayabiliriz 2-3 kere öldürsek ama. Neyse, uğraşmayalım ya. Canım nasıl gitti benim öyle? Şimdi şu arkadaşın tam üstüne düşelim. Nasıl ya? Şuradan aşağıya atlayarak şu tarafa doğru bu Twinkling Titanite'ı alabilirsiniz. Bir şekilde denk geliyor.
biraz uzak görünse de mesafe, emin olun. Ama zaten bölümün sonuna doğru oraya gideceğiz. Görüyorsunuz orada bir ağaç var. Devin cesedine sarılmış durumda. Zamanı gelince bölümün son, oyunun sonlarına doğru oraya gideceğiz. Şu an orası kilitli. Şimdi şuradan karşıya atlayacağız. Orada bir human effigy var. Daha sonrasında da aşağı inelim. Aşağı inerken dikkatli olun. Aşağıda birçok arkadaşımız bizi bekliyor ve yepyeni, çok sağlam, vurdu mu inleten ninja kaplumbağalarımız var. Torch ve Soul of Undead. Nasıl ya? Bir an önce straight'i 28 yapmamız gerekiyor. Neyse, güzel. Hedef şaşsa da sıkıntı yok. Şu karşıda arkası dönük bekleyen arkadaşa dikkat edin. Arkasından backstep yapmaya çalışırsanız zaten geriye doğru eğiliyor. Geriye doğru kendini atıyor ve size sıkıntı yaratıyor. Eziyor. Saldırıları çok kuvvetli. Onun saldırmasına izin verin. Saldırıdan sonra yoruluyor. Bu arada da siz onu öldürün. Güzel. Staminamız şu an için 3 saldırı yapmamıza izin veriyor. Şunu öldürün. Şimdi buraya gidip bir silah almadan önce, orada bir silah var. Şurada bir arkadaş daha var. Ama dediğim gibi şu şekilde kendisi atlıyor ama savunmasız durumda kalıyor. Biz de onu öldürüyoruz. Dikkat edin, dediğim gibi iyi vururlar. Buradan bir kalkan aldık. Şimdi burada alevli bir salamander mi diyeyim, ne diyeyim, o var. Kendisi her saldırıda 3 kere alev topu gönderiyor. Belli bir yere kadar, bakın şurada kendisi bize bakıyor. Belli bir yere kadar saldırıyor. Orada da açabileceğimiz bir kapı var. O kapıyı açın ve hemen içeri girin. Biz şimdi kapıyı açıyoruz. Kapıya takılırsanız ölürsünüz, dikkat edin. Şöyle ki oyunun sonuna kadar belki de kullanabileceğiniz, özellikle oyunun başında da geliştirirseniz çok sizi rahat ettirecek bir eşya. Fire Longsword. Dark Souls oyunlarının hepsinde oyunun başında bütün yaratıkların fire'a karşı zaafı vardır. Siz de kullanmaktan çekinmeyin. Ama ben Longsword kullanmayacağım. Şimdi iyi bir soul elde ettik. Patlatabileceğimiz de soul'lar vardır. Bir level alırız. Bir de artık şu Titan Aşart'la işimizi bitiririz. Grace Ward'umuzu yükseltebildiğimiz en yüksek seviyeye çıkartmış oluruz. Şimdi Homeward Bone kullanmak istemiyorum. Oyunun başında çünkü sınırlı sayıda bunların hepsi. O yüzden şuradan aşağı atlayalım. Cimrilikten zarar gelmez. Her zaman. Fazlası zarardır tabii de. Elden Ring'de de bu arada alıştıktan sonra özellikle bu zıplayarak saldırılar var artık. Ve bir Dark Souls oyununda zıplayarak saldırmak gerçekten süper. Bu arada Estus içelim de şeyimiz gitmesin. Hadi bize bir fire bomb ver. Hadi. Verdin mi? Vermedi. Lanet olsun. Tamam. Bırakıyorum seni. Azat ediyorum. Neyse, bir şekilde buluruz ya. Sıkıntı yok. Şimdi şeye geri dönelim. Olmadı. Abladan alsak bir tane. Var mıydı onda? Çünkü şansa bırakmak istemiyorum. 200'e satıyor. Alalım bir tane. Şimdi çıkmazsa, bir de denk getiremezsek patlatmakla uğraşırız. Sizlere biraz göz ameliliği yaptıracağım ama kusura bakmayın. Hemen bir Majula'ya geri döneyim. Silahımızı geliştirelim. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Bu sefer aşağı ineceğiz. Şimdi iki tane Large Titan Art. Titanite Shard almamız lazım. Aldık. Ve Rainforce dediğimizde artık Titanite Shard'da işimiz bitti. Bizden artık Large istiyor. Bir tane bulacağız diye hatırlıyorum. Dediğim gibi Fire Longsword'u geliştirip kullanabilirsiniz. Bu oyunda da aynı şekilde Dark Souls 1'de olduğu gibi zırhlarımızı geliştirebiliyoruz. Bu arada soul patlatsak
level alırız. Niye patlatamıyoruz? Ha, tamam. Aynen. Oo. Yok, 2 level alamayız. Sıkıntı yok. Bir level, bir level'dır. Hanımefendi, seni de kaldırdık ama özür dileriz. 26, güzel. 28 yaptık mı hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bir de boss'la karşılaşmadan önce gelip level alırız. Ondan sonra da Majula'ya geri döneriz. Bölümü bitiririz. Şimdi aşağı ineceğiz. Dark Souls 2 çıktıktan sonra Dark Souls 2 Scholar of the First Sin ile yenilendi. Dark Souls 2 ile Scholar of the First Sin arasında şurada oturan arkadaş var. O ayağa kalkacağız. Ayağa kalkacak biz ilerleyince. Bu arada gideceğimiz yere, boss'a buradan gidiyoruz ama şu an için bu kapı buradan açılmıyor. Dolaşıp gelmemiz lazım. Dark Souls 2 ve Dark Souls 2 Scholar of the First Sin arasında eşyaların yerleri ve düşmanların yerleri farkı var. Onun dışında da bazı eşya açıklamalarını değiştirmişler. Hikayeyi biraz daha açıklayabilmek için, hizmet etsin diye. Şu an bu kapıyı da açamıyoruz. Bu kapının anahtarını boss'u öldürdükten sonra elde edeceğiz. Aynı zamanda şu sağ taraftaki kapının da anahtarını yine boss'u kestikten sonra elde edeceğiz. Şimdi burada 2 kere 3 kere falan bir aşağı inip çıkacağız. Yukarı giderseniz bölüme devam etmiş olursunuz ama biz şuradan aşağı ineceğiz. Çünkü hatırlarsanız şeyde, Majula'da bir boş konak vardı. Burada bir arkadaş olması lazım. Aynen, geldi. O konağın anahtarını buradaki bir NPC saklıyor. Ya saklıyor değil de adama aitmiş aslında. Sen ne kadar saçma sapan bir yerdesin ya. Güzel, ölmedik. Devam ediyoruz. Şimdi burada sağdan soldan yukarıdan aşağıdan ok atan arkadaşlar var. Bir de bu kalkanlı sinir bozucu arkadaşımız var. Onlara dikkat edin. Ops, az daha aşağı düşüyorduk. Gideceğimiz yer karşısı ama şu aşağı düşüp alabileceğimiz bir large titanite. Pardon ya, niye large deyip duruyorum. Titanite şart daha var. Şöyle aşağı atlasak ölmeyiz diye düşünüyorum. Ama bu bizi öldürür. Gerçi artık şeyle işimiz bitti ama Titan'ın şartta shortbow'u falan geliştiririz. Bu ikinci gösterdiğim kapıyı açınca geleceğimiz bölge. Bir sonraki bölümde gelip bu bölgeyi de temizleriz. Hatta burada çok tehlikeli bir arkadaş bizi invade edecek. Onu öldüreceğiz ama biraz zor olacak. Şimdi bir de karşıya gidip şu konağın sahibiyle tanışalım. Şuradan atlayacağız. Şimdi burada dikkat etmeniz gerek. Şimdi bu merdivenden çıkmayın. Bayağı yolu uzatırsanız. Bu eşyaya koşa koşa giderseniz kendisi bir tuzak. Bu gülle sizi ezip geçer, dikkat edin. Human effigy. Gülleyi takip etmenize gerek yok. Boşluğa düşüyor. Ve anahtarın, yani konağın sahibi burada. Şurada okçumuz var. Şu okçuyu bir öldürelim. Önünde de Amber Herb olması lazım. Aynen, Amber Herb. Şimdi gidelim ve kendisiyle konuşalım. Üzgünüm. Ben sadece hayal kuruyordum diyor. Sanırım. Benim adım Kale. Ben de senin gibi bir gezginim. Bir harita oluşturmak için kıtada geziniyorum. Neden haritacılık? Pekala, güzel bir soru. Daha biz sana soru sormadık. Bu terk edilmiş ülkeye ilk geldiğimde... Kafa gidip geliyor. Bir lanet... Lanetle ilgili bir şeydi. Haha. Ne kadar utanç verici. Odamı kaybetmiş gibiyim. Ama kesin olarak bildiğim bir şey var. Haritaları her zaman çok sevmişimdir.
Bu topraklara bir süre önce geldim. Dragonlake, kayıp krallık. Kulağa çok romantik geliyor. Mojula'yı gördün mü? İçinde garip bir harita, orada oldukça geniş bir konak var diyor. Ben de burayı geçici bir evim yaptım, bir gece kondu gibi olarak kullanıyorum diyor. Olarak kullanıyorum, korkarım diyor. Konağın içinde garip bir harita buldum. Hiç görmediğim gibi. Bunun bir Dragonlake haritası olduğuna inanıyorum. Şimdi bunu kanıtlamak için ülkeyi dolaşıyorum. Evet evet. Bu yüzden krallığa geldim ben. Ya da bekle. Hayır, bu değildi. O zaman ne? Hatırlamıyorum. Evet, şimdi anahtarı isteyeceğiz. O haritayı arıyor musun? Müthiş. O zaman sen de benim gibi haritalara hayransın. Yazık. Bana daha önce söylemeliydin. Bunu al. Konağın anahtarı. Burada böyle bir ruhla tanışmak ne büyük bir mutluluk. İnanılmaz değil mi? Taşa oyulacak büyük bir harita. Ah, ama bir şey var ki ben olsam konağın derinliklerine inmezdim. Emin olamıyorum ama rahatsız edici bir ses duydum. Bu konuda bir şeyler yanlış geliyor. Sadece dikkatli ol. Evet. Yakında Majula'ya döneceğim. Belki tekrar buluşuruz ve boş zamanlarımızda haritalardan bahsederiz, tartışırız diyor. Şimdi kendisini Majula'ya döndürdük. Anahtarı da aldık. Önce gidip bir sonraki bölümün başında o konağı açarız. O konakta elde edebileceğimiz çok güzel eşyalar var. Onları elde ettikten sonra kendisiyle de konuşuruz. O haritanın da bir görevi var. Neyse, haritanın başına geldiğimizde anlatırım. Şimdi kafanız karışmasın. Orada anlayacağınız o büyük konakta bir de ekstra çok büyük bir harita varmış Dragonlake'in. Devam edelim. Sen nasıl getirdin? Güzel. Aşağı iniyoruz. Karşıya geçiyoruz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 3. bölümde karşılaşacağımız boss'la burada kapışabiliriz istersek. Ama önce şu Ninja Turtle'ı halletmemiz lazım. Bu şeylere dikkat edin. Bu abinin vuruşları bu varilleri patlatıyor. Mesela şu varilleri dibine getirin. Siz uzaklaşın. Aa, yatay saldırı yapman lazım. Abi şunları patlatsana ya. Olmadı. Bir de yere yapıştık. Çok güzel. Neyse, biz de seni öldürürüz. Kendisi bu şeylere vurduğunda, yatay saldırı yaptığında patlatıyor ama şansına da hep dikey saldırı yaptı ve denk getirmedi. Ama tabii ki sizin de canınız gider, dikkat edin o yüzden. Saldırmayı unuttum resmen. Şimdi bu arkadaşın bombaları da şurayı patlatıyor. O yüzden ondan önce siz bunu şey yapın. Neyse. Şurada durarak o arkadaşın bomba atarak orayı patlatmasını sağlayabilirsiniz ama biz kendimiz bomba aldık, onunla patlatırız. Şimdi yukarı çıktığımızda Persever, yani 3. bölümde karşılaşacağımız boss, Kartal'ın elinde, kanatlarının altında buraya gelecek. Bakın şu an geliyor. Pençe diyemedim yalnız, Kartal'ın pençelerinde buraya geliyor. Adam Yüzüklerin Efendisi gibi giriş yaptı. Kendisiyle burada kapışabilirsiniz ama bence gerek yok. Asıl kapışacağımız yere gideriz. Bu alandan indiğinizde kendisi zaten kayboluyor. Şimdi burada yerde oturan arkadaşlar var. Siz buraya gelince kalkacaklar. Onları tek tek öldürün. Sen ne güzel koşuyorsun ya. Burada bir önemli de eşya. Torch değil tabii ki. Bunlar da değil. İşte bu.
Essence Flask şart. Essence sayılarımızı bir arttırabiliriz. Repair Powder. Bu arkadaşı öldürelim. Buna ihtiyacımız yok. Şimdi şuraya fire bombumuzu alalım. Bu arada bu aldığımız eşyayı ben söylemedim herhalde. Bu da Firebomb'la aynı görevi geliyor ama Magic Damage veriyor. Magic bağışıklığı az olanlara karşı kullanabilirsiniz. Şimdi biraz uzaklaşmak lazım ama canımız ölmeyiz herhalde ya. Şimdi bu varillere doğru bombamızı atıyoruz. Ve kısa yolumuzu oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi artık bonfire'da oturalım. Sağ sol dolaşmamıza gerek yok. Şimdi artık aşağı inmeden direkt soldan ilerleyebiliriz. Gideceğimiz yer burası. Şimdi bu arkadaşları öldürelim. Kalkanı indir yoksa uğraşmayacağım seninle. Burada alevlerin altında bir yandan seninle Green Blossom. Şimdi sağ taraf tehlikeli. Arbaletler var bir sürü. Hepsi bizi bekliyor. Kendinizi gösterdiğinizde tetik çekiliyor. Ve bu arada hepsi birden ateş edildikten sonra da geri geliyorlar. Karşınıza çıkacaklar. O yüzden dikkatli olun. Şöyle çalıştırmalarına izin verin. Bırakın kendi arkadaşlarını öldürsünler. Sonra da kendileri gelecekler. Kalabalık bir şekilde geliyorlar. Yakalarlarsa sıkıntı yaratabilir. İşte 28 olsa straight'imiz, yatay saldırılarla bunları çok rahat öldürebiliriz. Kasklarım düşürdü. İstiyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi burada önemli eşyalar var. Bu size bahsettiğim Parallax Stone'u kullanabileceğiniz bir yer var. Oyunun başı için gayet güzel bir yüzük veriyor bize. Aynı zamanda da Titanite Slap veriyor daha oyunun başında. Yüzükte Chlorant Ring. Bu arada bu tuzak. Ama gönül rahatlığıyla açın. Mimik değil. Poison patlama. Şu meşaleleri de bu arada yaktığınız zaman oyun içerisinde bir önceki bölümde de söylemiştim. Sizi birileri invade edebiliyor. Bu arada biz önemli bir şey aldık. Ben şey yapmayı da unuttum. Öncelikle pardon ya, ne aldığımı göremedim. Ne aldık acaba? Özür dilerim. Neyse, bakarım ben sonra. Şimdi bu kapı açılmıyor şu an buradan. Ama kapıya bir çaldığınızda, kapıyı vurduğunuzda gördüğünüz gibi arkadan arkadaşlarımız bizim için açacaklar. Ayaklarını düşürdü. Vurmasan şaşarım zaten. Güzel. İkisi birden denk geldi. Şimdi burada açacağımız bir sandık var. Ve sandıktan Large Titanite Shard ve Life Ring çıktı. Life Ring'i hemen takalım. Boş slotumuz çok. Biraz da canımızı arttırsın. Oyunun başında da alabilirsiniz bu arada hediye olarak. Kırmızı mücevherli eski bir yüzük. Maksimum HP'yi yükseltir. Her yüzüğün farklı bir gücü vardır ve bu çok mütevazı yüzükler bile tehlikeli bir yolculukta büyük bir nimet olabilir diyor. Aynı zamanda Large Titanite Shard bulduk. Bu da silahımızı artı bir seviyesine çıkartabileceğimiz gösteriyor. Şimdi eğer bu bölümde bulursak, bulamazsak da gidip abladan alacağız. Parallax Stone'da burayı açacağız ve Chlorant Ring'i alacağız. Şimdi bu arada ben anahtar okumadım. Kale'dan aldığımız, bunu hatırladım. Majula'daki terk edilmiş evin anahtarı. Haritacı Kale'den alındı diyor. Geçmişte Majula korkunç şeyler için çöplük görevi gördü. Ancak şimdi gidecek daha iyi bir yer olmayanları için buluşma noktasıymış. Görünüşe göre Majula'daki bu evde böyle birkaç ruhun diyor son yuvası olmuş. Şimdi hemen sağ tarafta bizi bekleyen yeni bir NPC var. Kendisiyle konuşmadan önce buraları bir temizlesek mi acaba? Neyse, oraya gideceğiz zaten. O yüzden kendisiyle konuşalım. Selam.
Bu hain zamanlarda yapayalnız mı seyahat ediyorsun? Umarım çok geçerli bir sebebim vardır. Aa, saçmalık. Ben kimim ki seni yargılıyorum? Benim adım Pate. Bir oraya bir buraya yolculuk ediyorum. Bir tür hazine avcısı diyebilirim. Orada dikkatli ol, buradan bahsediyor. Senin gibi gezginleri avlayan nahoş haydutlar söz ediliyor. Aa, evet. Daha ileri gidersen dikkatli ol. Orada kesinlikle bir hazine var ama girişi arkadan kilitleniyor. Aynı dizaynı daha önce görmüştüm ve eminim ki aynı mekanizmadır. Bir savaşçı ile birlikteydim. Görüyorsun ve önce o içeri girmesinde ısrar etti diyor kendisi girmesi için. Oldukça kaba bir adam. Ganimeti kendisi için almaya çalıştı ama bu onu içeride hapsetti. Beyefendinin yüzüğü hala bende. Umarım zarar görmemiştir diyor. Bu işi diyor sana bırakacağım ama diyor içeride ne olabileceğini konusunda diyor endişeliyim. Şimdi biz girdiğimiz zaman arkamızdan kapı kapanacak, kapansın ve kapı kapanır kapanmaz bir sürü yaratık buradan gelecek. Yaratık dedim de pardon, hello. Stamina kontrolüne dikkat edin. Çok sıkıntılı yaratacak düşmanlar değil ama hepsi birden saldırırsa sorun olabilir. Endurance'a bir an önce vermek istiyorum. Güzel. Şimdi arkamızdan kapıyı kapatan zaten Peyton kendisiydi. Bu mekanizmayı daha önce hatırlıyordum derken de yalan söylüyordu. İçeride birini kıstırmaya çalışmış. Sanırım onu elde etmiş. İçeride olan hazine aslında biziz. Kendisi de Patches'ın bu oyundaki versiyonu, Pate, bizi öldürecekti ve üzerimizdeki eşyaları lootlayacaktı. Şimdi Dark Souls'da hatırlarsınız, gizli bir duvar olduğunda şu şekilde saldırıp duvarı açabiliyorduk. Ama Dark Souls 2'de bu değişmiş ve bütün oyun boyunca sapık gibi böyle duvar kenarlarında kendinizi dolaşırken bulacaksınız. Çünkü PlayStation'da Xbox'larda gamepad'lerinde A tuşuyla duvarlara gelip bu şekilde bastığınızda artık gizli kapılar ortaya çıkıyor. Bu da bütün duvarları insan kontrol etme isteği yaratıyor. Bir tane Sorcerer Staff ve Ember Heart bizim için önemli değil. Sol tarafa ilerleyelim. Burada açabileceğimiz mesela kapı yok diye hatırlıyorum. İşte insana böyle bir kuşku oluyor. Böyle başlıyor ondan sonra duvar diplerinde dolaşmaya. Karşıda bir eşya var. Orayı bu sağ taraftan giderek açacağız ama ondan önce Pate ile konuşalım. Bize de bir eşya versin. Görüyorum ki kaçmayı başarmışsın. Orada dikkatli ol. Senin gibi gezginleri avlayan nahoş haydutlardan da söz ediliyor. Aa, bunu almalısın. Yine bir online eşya. Undead'in dünyalar arasındaki yarıklar boyunca birbirine yardım çağrısı yapmasına izin verir diyor. Şansla belki biri sana yardıma gelebilir. Şimdi bu arkadaşın konuşmalarını bitirelim. Aynen, bitti. Görevini devam ettiriyoruz. Bu boss da bize yardım edecek. Görevini devam ettirmek için yine aynı şekilde ben bosslarda NPC'leri özellikle çağırmayı sevmesem de ya da diğer gerçek oyuncuları. Maalesef ki bu oyunda da 3-4 tane şeyin, Allah'tan yani bunun bir de arkadaşı olacak. Onları çağırmamıza gerek yok. Pate'i ve 3-4 tane NPC'yi bazı bosslarda yardıma çağırmak zorundasınız. Hem de belli sayıda. Bunları size hepsine yeri geldikçe söyleyeceğim. Pate'in questline'ı bir NPC ile bağlantılı. Kendisiyle de ileride tanışacağız. Şimdi şu arkadaşları öldürelim. Yukarıdan bu arada bomba atacaklar. Dikkat edin o yüzden. Şunları patlatırsanız sizin patlamanızı engeller. Oh, aynen. Kutulardan uzaklaşın.
Sen o güzel koşuşunla bana gel. Tamam. Ne düşürdün? Bir düşürdü. O yukarıdan bomba atan arkadaşlarla ilgileneceğiz. Koşup saldırınca mala döndük bu arada. Şimdi biraz hikayemizden de bahsedelim. Teyzeyle konuştuğumuzda hatırlarsanız bize bir şey demişti. Burası bir daha önceleri, çok önceden bir savaş görmüş. Ve bu savaş sonucunda da harabeye dönüşmüş ve Dragon Lake gayet yoksulların da perişan olduğu, halkın bayağı zarar gördüğü bir savaşın içerisine girmiş. Ve muhtemelen kaybetmiş bu görünüşe bakılırsa. Savaşmak için bu diyarı istila eden kişiler devler. Devler de birçok kayıp vermiş. Devler de her şeyini kaybetmiş. Oyunu ilerledikçe siz de göreceksiniz. Bu aslında cesur savaşçılar. Hiçbir zaman krallıklarına ihanet etmemişler. Savaşmışlar. Ama maalesef ki bir de bu savaşın yanında salgınla uğraştıkları için Undead lanetiyle halava dönüşmüşler. Ve hala bilinç altlarında devlerle savaştıkları için hala onların cesetlerini dövmeye devam ediyorlar. Bu şekilde basarak devlerin, bu cesetlerin anılarına gidebiliyoruz. Ama bunu ta oyunun sonlarında bayağı ilerledikten sonra yapacağız. Burada çıkıp alabileceğimiz eşyalar var. Hem de size bir gizemden de bahsedeceğim. Gizem demeyeyim de. Buradan bir light crossbow aldık. Şimdi oyunda şöyle tek başına mal gibi duran meşaleler gördüğünüzde ve yanında bedeni olmayan gölgeler gördüğünüzde saldırıp böylelikle oralardaki gizli arkadaşları ortaya çıkarabiliyorsunuz. Ve güzel petrify something aldık. Bunu kargalarla takas edip güzel bir eşya alabiliriz. Şimdi şuradan karşıya atacağız ama bir life gem harcayalım ki aşağı düşersek aşağıdaki arkadaşlarla kapışırken sıkıntı yaşamayalım. Şimdi şu geniş alana gidelim. Yoksa bunlarla dar alanda sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü Greatsword stamina sorunu çekiyoruz Greatsword'da. Hop. Tamam. Bunlar bize firebomb atıyordu. Akıllarını aldık. Burada açabileceğimiz bir sandık var. Teşekkürler. Çok da işimize yarayacak eşyalar değil. Mailbreaker ve bu Hollow arkadaşların kullandığı kask. Şimdi sağ tarafta artık bölümün sonuna doğru geliyoruz. Alabileceğimiz bir eşya var. Buradaki kapıyı da aynı şekilde boss'umuzu kestikten sonra alacağız. Burası biraz tehlikeli. Hatta buraya silahımızı upgrade ettikten sonra mı gelsek diye düşünmeden edemiyorum. O kalkanı çekmeyeydin iyiydi. Hadi gel. Burada bir Teenage Ninja Turtle daha var. Saldırmasını bekleyin, uzaklaşın. Şu kombosu 3 saldırı değilmiş, 4'müş. Ama yemedik Allah'tan. Gerçi bizim ağzımıza vurdu. Şu Estus içelim de sıkıntı yaşamayalım. Kendisinin zaten bir vuruşluk canı kaldı. Şimdi burası tehlikeli. Amber Herb. Şurada alabileceğiniz bir eşya var ama bu dar alanda ve düşebileceğiniz bir yerde bir de arkadan size tuzak kuruldu. Sabitlenmeyin. Yoksa onlarla birlikte aşağı düşersiniz. Şöyle gelene vurun. Aynı bu şekilde. Hele bir de yatay olsaydı, yatay saldırı yapabilseydik. Şu an tek ele alınca kullanamıyoruz. Yeterli straight'imiz olmadığı için. Çok rahat bir şekilde geçerdik ama orada bu arada sorun yaşayabilirsiniz. Sabitlendiğinizde onlar size hamle yaptığında sağa sola kayabilirsiniz. Dediğim gibi hitbox sıkıntılı bu oyunda. O yüzden sabitlenmeden geleni öldürün. Yeterli sizin için. Normalde burada Crystal Lizard oluyordu Dark Souls 2'de. Ama maalesef ki burada yok. Fire Oak. Şuradan soldan gidince de bir arkadaş var bizi bekliyor. Şurada alabileceğiniz bir eşya var. Şimdi bir güzel kalkan. Bu kalkanları kullanırız bir tanesini. Bir sonraki bölümde demiştim sizlere. Kendisine peri atabiliyorduk.
Kısa yolumuzu açalım. Bosa buradan asansörden iniyoruz. Tabii ki inmeyeceğiz. Önce bir Majula'ya gidelim. Sizi öldüreyim ya. Boş geçmeyelim. Her elde ettiğimiz Soul Care'dir. Benim biliyorsunuz ameliliği severim. Sen ne düşürdün? Güzel. Bunları satacağımız bir NPC ile yakın zamanda tanışacağız. Dark Souls 1'deki gibi oyunun yarısına Framp ile tanışana kadar eşya satmak için beklemiyorsunuz. En azından eşya satarken de öyle çok aman aman şey yapmıyor. Fiyatları da öldürmüyor. Koca kılıcı satıyorsunuz, 10 sol, 100 sol veriyor. Gerçi o da Dunk Pile'lara mı? Bayağı para veriyordu Framp. Şimdi patlatabileceğimiz sol var mı? Estus şardını okumadım. Bir onu okuyayım vermeden önce. Bir önceki bölümde abladan geliştirirken hızlı hızlı geçtim, okumadım. Bir Estus şişesinin parçası. Parçalar Estus'a derinden batırılır. Şişe kullanımlarını arttırmak için bu parçayı Estus şişesiyle diyor. Aşılayın. Çağlar boyunca sayısız ruh orijinal şişeden içeren kemikleri orijinal şişeden içerek kemiklerini dinlendirdi. Ve şimdi bu parça umutlarının ve hayallerinin bir kalıntısı olarak hizmet ediyor diyor. Şimdi patlatacağım durumları patlattık da önce bir silahımızı geliştirelim. Bu arada o şeyden ne çıktı? İnanın hatırlamıyorum ya. Sandıktan. O an göremedim de. Güzel. İki tane istiyor. Buluruz bir şekilde. Başka bir şey yok. Tamam. Bir level alalım. Bence canımız ve staminamız şimdilik iyi. O yüzden şey yapmakta fayda var. Straight'i bir 30'a çekmekte fayda var. Olsun, 29 kalsın. Hatta ne yapsak, 40 yapıp sonra Vigor'a böyle biraz yüklenip ondan sonra da Enduro's Vitality gideriz. Güzel, sıkıntımız yok. Şey kullanalım. Şartımızı. İnsan bir ışık ışık yüzmesi bir şey koyar şuraya ya. Şimdi ne yapıyorduk? Heh. Aynen buraya gidiyoruz. Gidip boss'umuzu keselim. Bu boss fight'ta Pate'i çağıracağız. Kendisinin görevini devam ettirmek için. Buradan aşağı iniyoruz. Hanım abladan life gem alabiliriz ama 16 bence gayet yeterli ya. Zaten boss'umuz da öyle çok zor değil. Boss'umuzun ve boss'umuzu görünce de anlayacaksınız. Bu oyun boyunca karşılaşacağınız boss'umuzun türündeki bütün yaratıklara dark damage çok işliyor. Eğer dark damage bir silahınız yoksa ya da pine resin'inizi şu an elde edemediyseniz de isterseniz elektrik hasarı veren bir eşya kullanabilirsiniz. Bu arada hanımefendiden bunu unuttum. Hanımefendiden Paraklak Stone'u almak için bu boss soul'larını kullandım. Şu an bu anahtarı bu arada alamıyoruz. Oyunun bayağı ikinci büyük Lord Soul'unu elde etmek için giderken buranın anahtarını alacağız. Daha sonra DLC'lere giderken buraya geleceğiz. Şimdi buradan Pate'i çağırıyoruz. Bu ekstra bir arkadaş. Çağırmanıza gerek yok. İsterseniz çağırabilirsiniz. Evet. Hadi gelelim. Bir şey kullanmaya gerek var mı acaba? Şeyimiz var aslında ama. Gerek yok ya. Normal girelim. Sonra böyle gerek yok gerek yok diye diye kullanmıyorum. Ve son dev. The Last Giant. Gerek yok gerek yok diye kullanmıyorum. Oyunun sonunda 70 tane şey, her şeyden 70 tane birikmiş oluyor. Siz kullanın arkadaşlar. Bol bol kullanın. İki fazla bir boss. İki fazla kastım şöyle. Canını yarıya getirdiğinizde kolunu koparıyor ve kılıç gibi kullanıyor. İyi damage verir.
dayak yiyebilirsiniz, dikkat edin. Ama saldırmadan önce bağırdığı için bütün giant bossları sıkıntı yaşamadan halledebilirsiniz. Bir de bir kere vurun. Biz hatırlarsanız 3 kere vurabiliyorduk fullediğimizde. O yüzden mesela ilk 2 kere vuruyoruz. Kaçamadan saldırı yiyoruz. Bait'in saldırıları çok bir işe yaramaz. Ben buna yatay saldırayım. Dikey çok hızlı geçiyoruz. Oo, tekele de gayet iyi hasar veriyoruz ya. Life Gem kullanalım. Şimdi kolunu kopardı. Artık onu kılıç gibi kullanacak. Garibim. Ama bilmiyor ki, zaten öldü. Bu kadardı. Peyton görevini de halletmiş olduk. Kırmızı taşlı bir yüzük var Shaukar'da. Hatırlarsanız konuşan kedi. Covenant, aynı zamanda Covenant NPC'lerinden, Covenant'larından çıkıp girmemizi sağlayan arkadaş. Bu arada bir anahtar, bu size bahsettiğim boss'u öldürünce alacağımız anahtarı aldık. Bir de boss solumuz var, onu da patlatırız bu arada. Homewood Bone kullanalım mı? Kullanalım ya. Abi Majula'ya mı dönüyoruz? Majula'ya döneceğiz herhalde. Tabii bu oyun Dark Souls 1 gibi değil. Şimdi Majula'ya dönmeden önce abladan gidip şeyi alalım diyecektim. Paraklak Stone'u. Böylelikle şey yapmış oluruz. Oradaki eşyayı almış oluruz. Hanımefendi burada. 13.000 soul mu neydi? Öyle hatırlıyorum. 13.000 soul harcayınca bize soul kazanma soul farmlamak için gerekli olan bir yüzü verecek. Şimdi bu eşyayı aldık. Ben teşekkür ederim. Hemen bir gidelim. Şunu alalım. Ondan sonra geri döneriz. Soul'larımızı patlatırız. Giant'tan da bir silah elde edebiliyoruz ama kullanacağımız buradan değil, pardon. Kullanacağımız bir silah değil. O yüzden patlatalım. Bir de bu oyunda Dark Souls 1'e göre boss soul'larını silah görmek için gerek duymuyorsunuz. Direkt NPC'den trade ederek, herhangi bir silah yok artı 10'a falan çıkartmaya gerek olmadan direkt boss soul'unu verip silahı alıyorsunuz. Bu hanımefendilerle de ileride karşılaşacağız. Şimdi gelsinler. Bu arada ne demek istediğimi şöyle göstereyim. Mesela kalabalık gelsinler. Geliyoruz mu? Şöyle. Peynir gibi hepsini kesin. O kalkanı eline verirler. Neyse. Şimdi hemen hızlıca aşağı inelim. Bu arada o kapımız açıktır artık. O yüzden gelecek olanlara da dikkat edin. Ben niye life gem kullanıp duruyorum? Şu kapıdaki arkadaşları da öldürelim. Geliyoruz mu? Ops. Sakin olun lan. Öldürdük. Buradaki sandığı açmıştık. Aynen. Şimdi gidelim size Paraklak Stone'da nasıl kullanıldığını göstermiş oldum böylelikle. Şimdi buradan bir simge çıkıyor. Oraya saldırdığınızda açılıyor. Şimdi buradan bizim için dediğim gibi önemli olan bir yüzük ve Titanite Slab elde edeceğiz. Burada da ilk oyundan da hatırlayacağınız gibi Clarant Ring. Majula'ya dönelim.
Bu Clorant Ring'le Boss Soul'unu da bir okuyalım. Ondan sonra patlatalım biz. Mesela bu Boss Soul'u eskiden daha farklı bir açıklamaya sahipti Dark Souls 2'de. Onu da notlarımı almışım. Dark Souls 2 Scholar of the First'inde ise daha farklı. Önce mesela bir yüzüğümüze bakalım, hem takalım unutmadan. Sonra ben takmadan unutuyorum, sıkıntı yaşıyorum. Bunun ilk oyunda da bir açıklaması yoktu. Yüzük adını dekoratif yeşil çiçeğinden alıyor ancak parlaklığı çoktan solmuş durumda. Tabi üstünden asırlar geçti. Dayanıklılık yenileme hızını arttırır diyor. Şimdi anahtarımıza bakalım. Birçok yeri açacak bu anahtar. Aynı zamanda bir sonraki boss'a gitmemizi sağlayacak. Aynı zamanda Lost Sinner'a gitmemizi sağlayacak, yolu açacak. Düşmüş Devler Ormanı'ndaki askerin kapısının anahtarı. Devlerle yüzleşmek için ormanda bir kale dikildi ama şimdi askerler kayboldu ve Hollow'a dönüştü. Zayıflar ama onursuz değiller, askerlerden bahsediyor ve kararlılıkla ülkelerini savunmaya devam ediyorlar. O yüzden hani hala o bilinçle hani devlere saldırmaya çalışıyorlar, ülkelerini savunmaya çalışıyorlar, bunlardan bahsediyor. Devler niye buraya gelmiş? Neden saldırmışlar? Bu insanlar onları karşı savunmaya çalışmışlar ülkelerini. İki taraf da kaybetmiş sanırım. Çünkü ne şimdi devler var. The Last Giant diyor çünkü. Son kalmış dev. İnsanlar Hollow'a dönüşmüş. Kale male yıkılmış. Her şey mahvolmuş. Bir de Boss Soul'umuzu okuyalım. Şimdi normal Dark Souls 2'de açıklaması şöyle. Devler ormanının altında bağlı olan hayatta kalan son dev. Birçok mevsim gelip geçmiş ve dev son dinlenmesi için hazırlandı. Ama ruhu eski gücünün kanıtı olarak muhteşem kaldı diyor. Bu devin ruhunu, özel ruhunu sayısız ruh elde etmek için ya da silah yaratmak için kullanabilirsiniz diyor. Ama şu anki yeni açıklamasında yazan şeyi okuyalım. Devler ormanının altında bağlı olan hayatta kalmış son devin ruhu. Tüm krallığa yıkım getiren devlerin efendisinin bilinmeyen bir savaşçısı tarafından öldürüldüğü söylenmiş. Dövülmüş ve kırılmış kalıntıları daha sonra mühürlendiği kalenin altına sürüklenmiş. Aynı şekilde bu ruhu özel bir işte sayısız ruh elde etmek için falan filan kullanabilirsiniz diyor. Şimdi devler bu ülkeye gelmişler, hatta bir dev kralın önderliğinde. Ama bu devlerin lordunu, kralını bilinmeyen bir savaşçı öldürmüş. Bakalım yine bizi ne tür gizemler bekliyor. Hemen şu soulları patlatalım. Dediğim gibi buradan elde edeceğimiz silahı kullanmayacağız. Soul'unu da patlatalım. Ben size silahı bulduğumuz zaman, silahı elde edeceğimiz beyefendiyle, hanımefendilerle tanıştıktan sonra, bir sürü kişi var çünkü, hangi silahın hangi açıklamasını hepsini anlatırım. Şimdi bunu bir 30 yapalım. Asla 40'a gidelim mi? Şimdilik şeyler yeterli bence. Endurance'umuz falan, vitality'miz sorunlu ama bunu bir önce bir 40 yapalım. Straight'le bir süreliğine işimiz bitsin. Onu at çünkü 50'ye de çıkaracağız daha sonrasında. Rahat bir şekilde ondan sonra oynarız. Geri kalanlara odak noktamızı geliştiririz. Bu arada şunu da sizlere söylemek istiyorum. Silahlarda normalde tamir ettirmemiz gerekiyordu Dark Souls 1'de. Yoksa silahlar kırılabiliyordu ama Dark Souls 1'de böyle bir şey yok. Tabii ki silahların durabilitesi var ama Bonfire'a geldiğinizde de Homeward Bone kullandığınızda silahların durabilitesi yenileniyor. Şu an bu abla bize o yüzüğü verecek mi? Vermedi. Neyse bakalım. Daha alışveriş yapacağız. Daha bir sürü life gem alacağız. Yüz alacağız böyle. Bu bölümü burada bitirelim. Güzel bir bölüm oldu. İlk boss'umuzu kestik. Hikayemizi de biraz anlattık. Denk geldikçe anlatıyorum biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Güzel günler ve hoş geceler diliyorum. Hoşçakalın.